arkadaşlar, bu haftaki videomuzda 20. yüzyıldaki düşünce ortamı ile ilgili testimizi çözeceğiz. Birinci sorumuza başlıyoruz. Bu parçada aşağıdaki yerlerden hangisine ulaşılabilir? Çağımızda insan ilişkilerinin çeşitlendiği, yaşamın sürekli dönüşmekte olduğu bu koşullarda insan sorunlarını tümüyle kapsayacak bir felsefi bakış açısına ulaşmanın, bir dizgi ortaya koymanın olanaksız olduğu görüşü açık açık olmasa da alttan benimsendi. Öte yandan felsefe bu yüzyılda ruh bilimcilerinin baskın etkisi altına girdi. Şimdi bakalım, çağımızda felsefe yapmanın koşulları kalmamıştır diyor. Koşulun kalmamasından bahsetmiyor, işin zorlaştığından bahsediyor arkadaşlar. Aşırıkını eliyorum. Bunun da çeşitlilik ve değişimin içinde sistemli felsefeler kurmak güçleşmiştir. Aslında bizim burada bahsetmek istediği şey bu arkadaşlar. Sistemli bir felsefe kurmanın ve bunu yapmanın koşulunun zorluğundan bahsediyor. O yüzden cevabı B şıkkı. Devam edelim. Ruh bilim alanındaki bazı gelişmeler felsefe yapma olanağını azaltmıştır. Aslında ruh bilimin gelişmesi felsefeyi azaltmıyor arkadaşlar. Bu da ulaşılabilir bir sonuç değil. Klasik felsefelerin önemli bir özelliği de dizgici bir yaklaşım sergilemiş olmasıdır. Bu da ulaşılabilir bir sonuç değil. İnsan ilişkilerinin çeşitlenmesine bağlı olarak felsefi bakışlar da çeşitlenmiştir. Herhangi bir çeşitlilikten bahsetmiyor. Dediğimiz gibi cevabımız arkadaşlar B şıkkı. İkinci sorumuza geçiyoruz. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir? Ruh bilim araştırmaları 19. yüzyıldaki gibi 20. yüzyılda da ağırlığını korudu. Bu alandaki çalışmalar yalnız felsefi değil, başta edebiyat olmak üzere tüm sanatları etkiledi. 3 yüzyıl boyunca dışa dönmeyi felsefenin temel yükümlülüğü olarak gören ve bütün boyutlarıyla dünyayı öğrenme yoluna çıkan insan yeniden kendine dönmüş oldu. Şimdi bakalım, A'da diyor ki arkadaşlar 20. yüzyılda felsefenin temel problemini insanın içsel yolculuğu ve ruhu olmuştur. Bakın zaten ne diyor? İnsan yeniden kendine dönmüş oldu diyor. Ve burada ne yapıyor? Ruhsal ve içsel bir yolculuğa çıktığından ve bunun baskın olduğundan bahsediyor bu yüzyılda. O yüzden cevabımız zaten Adana. Ama B, C, D, E'ye de bir bakalım. B de diyor ki felsefe içe bakış yerine daha çok dışa bakma gerektiğini duymuştur. Bununla ilgili bir ifade yok arkadaşlar. Anlatmak istenen şey bu değil. 19. ve 20. yüzyılda varlık sorunu temel felsefi sorun olarak baş göstermiştir. Hayır, bundan bahsetmiyor. Dışa dönük felsefenin işi evreni ve çevreyi anlama çabası olmuştur diyor. Evreni ve çevreyi değil, kendine dönüş vardır arkadaşlar. Eyle ruh bilim çalışmaları 20. yüzyılda felsefeden kopmuş ve bilim haline gelmiştir diyor. Ruh biliminin bilim haline gelmesinden felsefeden kopuşuyla ilgili bir şey ifade edilmemiş. Dediğimiz gibi cevabımız arkadaşlar ikinci soruda A ve üçüncü sorumuza geçiyoruz. Buna göre Kant felsefesi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 19. yüzyılın ilk yarısını kaplayan Alman idealizminin çıkış noktası Kant felsefesidir. Özellikle 20. yüzyılın ilk dörtte birinde önemli bir felsefe akımı olarak belirlen yeni Kantçılığın kaynağı yerine Kant felsefesidir. Bu Kantçı ekollere karşı çıkan akımlar yine Kant felsefesiyle bir hesaplaşmadan doğduklarından dolayı da olsa bu felsefe ile sıkı bir ilgileri vardır. Alman idealizminin önemli ekollerinden biri olmuştur diyor. Söylenebilir arkadaşlar, bahsediyor zaten Alman idealizminden. Ortaya çıktığı 18. yüzyıldan sonraki yüzyıllarda da etkisini sürdürmüştür. Zaten 18'de çıkıyor, 19-20 artık bu zamana kadar bir etkisinin olduğundan bahsediyor. C şıkkı 20. yüzyıla uzanan etkisiyle karşıt fikirlerin doğmasını sağlamıştır. Biraz önce dediğiniz gibi yeni kantçılar çıkıyor, farklı ekoller çıkıyor, bundan da bahsediyor. D şıkkı geneldeki idealist felsefi etkinlik sürecinde önemli bir dönüşümü gerçekleştirmiştir diyor arkadaşlar. Burada bundan da bahsediyor çünkü önemli bir dönüşüm ve artık onun sıkı bir ilgisinden olduğundan bahsediyor. D'yi de kabul ediyoruz. E şıkkında Kant'tan sonraki her felsefi ekol ve filozof aynı çizgide yürümüştür diyor. Zaten ne demiştik? Bir ilgisinin olduğundan bahsediyor ama Kant'tan sonraki her felsefi ekolde ekol ve filozof aynı çizgide yürümemiştir arkadaşlar. Aynı çizgide yürümek farklı bir şeydir. Bir şekilde ona karşıt gelip yine ondan doğmak farklı bir şeydir. O yüzden cevabımız ne oluyor? E şıkkı olmuş oluyor arkadaşlar. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Bu parçadan çıkaracak sonuç aşağıdakilerden hangi
hangisidir diyor. Baktığımız zaman arkadaşlar, içe bakışın kökeni eski çağın ahlak anlayışlarında aramak gerekir. Sokrates'ten Bergson'a kadar tüm klasik ruh bilimi ve yöntem üzerine temellendirilmiştir. Örneğin Bergson, içe bakışı derin belin yollarını açan, iç süreyi, mutlak sezgiyi görmemizi sağlayan bir yöntem olarak düşünmüştür ve bilincin doğrudan doğruya verilerinden söz etmiştir. Descartes'in düşünüyorum öyleyse varımı da böyle bir araştırmanın ürünüdür. Bakalım, içe bakış bugün psikolojinin araştırma yöntemlerinden biri olsa da aslında felsefi etkinlik sürecinde bir düşünme biçimi olarak ola gelmiştir diyor. Bu arkadaşlar karşıdan çıkarılabilecek bir sonuç. Ama gelin B ve diğer şıklara da bakalım. Ruh bilimle başlayan felsefi etkinlikler sonuçta toplum bilimlerine doğru yol almıştır arkadaşlar. Toplum bilimi olmasından herhangi bir şekilde bahsetmiyor. Bergson ve Gazali sezgiyi öne çıkararak ruh biliminden sezgiyi ayırmışlardır. Gazali ile ilgili herhangi bir ifade yok burada bildirilere. Bakalım D'ye, idealist filozofların birçok özellikleri var ancak düşünceyi de aşırı yüceltmişlerdir diyor. Bununla ilgili herhangi bir sonuç çıkartamayız arkadaşlar metinden. Descartes felsefe sisteminde kuşkuyu doğruya ulaşmanın yöntemi yapmıştır diyor. Descartes'in kuşkuyu yani metodik şüphecilik dediğimiz şeyinden bahsetmiyor. Sadece düşünüyorum o halde varın sözünün de böyle bir ürün olduğundan bahsediliyor. Yani cevabımız ne olmuş oluyor 4. soruda? A şıkkı olmuş oluyor arkadaşlar ve 5. sorumuza geçiş yapıyoruz. Bu görüş aşağıdaki düşüncelerden hangisini savunmaz diyor arkadaşlar. Savunmaza bakıyoruz. Her öğe bağlı olduğu bütünde bir anlam kazanmaktadır. Bütünsel bakılmadığı zaman yanılma olasılığı yüksektir. Örneğin falanca hastalığa tutulmuş bir bireyden önce o bireyin kendisi vardır. Tüm kişilik özellikleriyle özgün birey vardır. Ya da daha genel bir deyişle hastalık yok hasta vardır. Bana pek güzel görünen şu ev üst üste konmuş taşlar toplamından çok daha başka bir şeydir diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman birey içinde yaşadığı topluma soyutlanamaz diyor. Bu hangisini savunabilir arkadaşlar baktığımız zaman. Bütünü anlamdan parçaya anlamak olanaksızdır. Şimdi baktığımızda ne diyor? Hasta yoktur, hastalık yoktur, hasta vardır diyor. Bütünü anlamadan parçaya anlamanın olanaksızlığından burada bahsediyor. C'ye bakalım. Bir insanın fotoğrafında onun tüm özelliklerini görmek mümkündür diyor. Arkadaşlar hayır. Tam tersi görünümün arkasında farklı bir şeyin olduğundan bahsediyor burada. O yüzden cevabımız ne oluyor? Ceyhan oluyor. Devam edelim. D. Bütünü görmeden parçaları tamamlamak imkansızdır. Biraz önce bahsettiğim şey E şıkkı yapılmadan önce yapılmış bütünle ele alınır. Sonra bozulur ve tekrar tamamlanır. Burada aynı şey ifade ediyor. Görünümün arkasında farklı bir şey olduğunda. Bu da tam zıt olduğu için C şıkkı bizim cevabımız oluyor arkadaşlar. Ve 6. soruya geçiş yapıyoruz. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor arkadaşlar. Büyük bir dizgeci olarak eleştirilen, dizgeci profesör diye hafife alınan Hegel'den sonra felsefede dizge fikri dağıldı. Artık bilgi kuramına da gereksinim duyulmaz oldu. Bu sonuncu dizge filozofu Hegel, gerçekte kesinlik ve bilimsellik dışında özler dayanaklar arayanların öncüsü rolünde oynadı diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. Hangisi söylenemez? Sistematik felsefenin son temsilcisi Hegel olduğu. Zaten ne diyor? Sistematik felsefenin dizgeciliğin bir şekilde dizge fikrinin ondan dağıldığından ve bunun onda son bulduğundan bahsediyor arkadaşlar. Sistem kuran felsefenin günümüzde örneğin olmadığından aynen zaten son olması bunu beraberinde getirmektedir arkadaşlar. C şıkkı bilgi üzerine araştırmaların da pek görülmediği diyor. Aynı kesinlikle bu şekilde ne diyor? Gereksinim duyulmaz olduğundan bahsediyor. C şıkkını ne diyoruz? D'ye bakalım. Bilimsel kesinlik arayanların Hegel bilgisini temel aldı. Şimdi bilimsel kesinlik değil bakın ne diyor? Bilimsellik dışında öznel dayanaklar arayanların öncüsü rolünü aldı. Aslında tam tersinden bahsediyor. O yüzden cevabımız ne olmuş oldu? Deniz dolmuş oluyor. Evde Hegel sonrası felsefe çalışmalarda öznelliği temel alanlarda bulundu diyor. Biraz önce bahsettiğim şey şu iki şık zaten birbirine tam zıttı ve cevabımız denizdi. Yedinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar.
Parçada söz edilen insandan uzak felsefelerin ortaya çıktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir? Bundan böyle bir süredir gerçekten sağlam adımlarla ilerleyen, gerçekten göz kamaştırıcı bir biçimde gelişmekte olan ruh bilimlerinde bütün katkısıyla bir tür karşı felsefe diye nitelendirebileceğimiz, zaman zaman özelliğiyle edebiyata yaklaşan ve sonsuz çetrefilliğiyle insana uzaklaşan bir felsefe ya da felsefeler dönemi başladı diyor. Şimdi arkadaşlar, biz biliyorsunuz felsefe tarihinde dönemleri ve özelliklerini işledik. Burada anlatılmak istenen özellik, size anlattığım gibi 20. yüzyıl felsefesidir. Kişinin kendi içselliğine döndüğü, kendi benliğine döndüğü bir dönemdir. O yüzden cevabımız ne oluyor? Edirne 20. yüzyıl olmuş oluyor. Biz 8. sorumuza geçiş yapabiliriz. Bu parçaya göre Hegel ve Bergson aşağıdakilerden hangisini başardılar? Kendi içine iyi bak. Orada eşsiz güzellikler göreceksin. Bu yolu daha önce Hegel açmıştı. O zamana kadar bilim ölçmeci yanıyla değerli biliniyordu. Ondan sonra bilim bu ölçmeci yanına ötürü dışlandı ya da en iyimser görüşte ikinci plana kondu. Bu anlamda Hegel ve Bergson ağız birliği etmiş gibiler. Bizim bir yeri ölçtüğümüzü görseler boş bir iş yaptığımızı söyleyeceklerdir diyor arkadaşlar. Şimdi şıklarımıza bir bakalım. A. Bilimsel yöntemi araştırmalara uygulamayı. Kimle bilimsel yöntem ve araştırmalardan bahsetmiyor. Ne diyor? Kendi içine bak diyor arkadaşım. Ne yapacağız? B'ye bakalım. Bilimle ölçmeyi nesnel dünyada kullanmayı. Nesnel dünyadan zaten ne diyor? Ölçmeyi yaptığınızı görseler boş iş yaptığınızı söylerler diyor. C'ye bakalım. Öznenin nesneye değil kendi içine yönelmesi gerektiğinden bahsediyor arkadaşlar. Ne dedi? Kendi içine bak diyor değil mi? Cevabımız Ceyhan. Devam edelim. Bilimsel yöntemden çok ölçmenin önemsenmesini, bireyin toplum içindeki öznerliğinin geliştirilmesi. Zaten burada göze çarpan cevap direkt Ceyhan oluyor. 8 Ceyhan ve 9. sorumuza geçiyoruz. Arkadaşlar da bu soruda diyor ki, buna göre olgu bilim aşağıdakilerden hangisine itibar etmez? Olgu bilim yapılara yönelir. Yapıyı gözlemlemeye, açıklamaya, anlamlandırmaya eğilimlidir. Bir çabadır. Ona açık bir tasarım, öne açık bir tasarımdır. Belirgin kuralları yoktur. Dünya bir yöneliştir. Bu yanılgıyla, yanıyla deneyicidir ve gözlemcidir. Deneyerek bir şeyi birkaç yüzünden değil de bütün yüzlerinden görmeye ve anlamlandırmaya çalışır. Deneyle iş görür diyor. Bakın. Olgu bilim aşağıdakilerden hangisine itibar etmez'e bakacağız arkadaşlar. Şimdi dış dünya itibar eder mi? Eder. Zaten olgu bilim diyoruz. Nesneler dünyasına eder mi? Eder. Duyulara hitap edene diyor arkadaşlar. Duyulara zaten hitap etmesi gerekiyor. Bilimden bahsediyoruz. Zihinsel üretimler diyor. Gerçekliği anlamlandırma. Şimdi bakın. Zihinsel ürün dediği için arkadaşlar ne demiştik? İda dediğimiz yani zihinde olan, fikirde olandır değil mi? Gerçeklik dışı aslında baktığımızda. O yüzden cevabımız ne oluyor? Denizli olmuş oluyor. Son sorumuz olan 10. sorumuza geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Varoluşçuluk insanın dünyadaki yerini ve yaşam koşullarını tartışan felsefi öğretinin adıdır. O bir yaşam felsefesidir. İnsanı somut varlığıyla ve birey olma koşullarında ele alır. Bunu yaparken klasik felsefeyle özellikle de usçu felsefelerle tam bir karşıtlık içindedir. Varoluşçunun gözünde insan ustal tarihsel bir varlık değildir. Var olmaya hiçlik noktasından başlanır. İnsanlığın ortak kültürü ya da uzun yüzyıllar boyu elde ettiği birikim hiç önemli değildir diyor arkadaşlar. Bakalım bir insan üzerinde yükseleceği bir zemin yoktur diyor arkadaşlar. Şimdi insan üzerinden yükseleceği bir zemin vardır. Bunu kabul edebiliriz arkadaşlar. İnsan yaşayarak kendini oluşturur. Kesinlikle söyleyebileceğimiz bir şey yine. Her birey kendi seçimleriyle birey olur. Aynı şekilde yaşayarak, tecrübe ederek bunu da kabul ediyoruz. Her şeye sıfırdan başlamak zorunluluğu vardır. Ne demiştik? Bir şekilde kişi yükseleceği bir zemin var. Ne yapıyor? Buradan yükseliyor. Yukarıya doğru çıkıyor arkadaşlar. E'ye bakalım. Kişilik
Evet arkadaşlar, kişilik oluşumunda geçmişin katkısı çok önemlidir diyor. Burada geçmişin katkısı diye bir şey yoktur arkadaşlar. Kişi biz zeminden yukarıya doğru çıkmaktadır. Bu yüzden bu cevabı kabul edemiyoruz ve 13 sorumuzun cevabı Edirne olmuş oluyor. Ve bu videomuzun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.